Üçgende açılara devam ediyoruz. Şimdi ne öğreneceğiz Nagihan Hocam? Üçgenin açılarından devam ediyoruz. Üçgenin temel ve yardımcı elemanlarını göreceğiz burada. Temel elemanlar açı ve kenar, yardımcı elemanlar ise açı, ortay, kenar, ortay ve yükseklik. Yani soruları çözerken şunlar daha mı önemli oluyor yoksa? Hayır, üçgenin temel ve yardımcı elemanlarından bahsediyoruz. Temel eleman olmazsa olmazımız bir üçgenin oluşması için açı ve kenarlardır. Yani cümle öğelerinde özne ve yüklem gibi. Bunlar da yardımcı öğeler değil mi? Mükemmel. Açı, ortay, kenar, ortay ve yükseklik. Evet. Aynen öyle. Yardımcılar da bunlar. Şimdi bu videoda açı ortayı göreceğiz. Bir iki özelliğini göstereceğiz ve bir iki tane de soru çözeceğiz. Bir sonraki üçgende açılar 3 videosunda ise kenar, ortay ve yükseklikle ilgili özelliklerimizi vereceğiz ve ne olduklarından bahsedeceğiz. Haydi bakalım. Hemen geldik. Açı ortayla başlıyoruz. Açı ortay. Açı ortay yani açıyı ortalayan. Açının ortasında doğru. Mantıklı, mantıklı. Mantıklı buldu Onur Hoca. Devam ediyoruz. Evet. ABC üçgeninde N harfi, küçük N harfiyle gösteriliyor açı ortay. A köşesinden şu köşelerin tam karşısındaki kenarlar genelde o köşenin isminin küçük harfiyle gösterilir. Tamam. Da aklınızda olsun. B'nin burası B. Burası da C hocam. Burası da C. Şimdi A açısını tam ortadan ikiye bölen şu doğruya ben ne diyorum? A köşesine ait açıortay doğrusu. A köşesindeki açı ikiye bölmüş. Açıortay neyle gösterdiğimiz için? Buradan B'den ve C'den de çizdiğimde üçgenin içinde bakın bunlar bir noktada kesişirler. Bu nokta ek bilgi olarak ilerideki zamanlarda işimize yarayacak bir bilgi. Bu tam ortadaki nokta üçgenin iç teğet çemberinin merkezidir. Yani üçgene içeriden teğet olarak çizilen çemberin tam merkezi iç açıortayların kesim burada noktasıdır. Burada I olarak mı gösteriyoruz hocam? Evet, kesim noktasını I harfiyle gösteriyoruz. Şimdi açıortayla ilgili birkaç tane özelliğimiz var vermek istediğim. Açılarıyla ilgili. Şimdi açıortayların oluşturduğu açılar dedim. ABC üçgenlerine baktığımız zaman ilk şekilde ABC üçgeninden B köşesinden iç açıortay, C köşesinden de bakın burası içse 180'e tamamlayan dıştır. Dış açıyı ikiye bölen de bizim dış açıortayımız. Bir iç bir dış açıortay gelmiş hop burada X açısını oluşturmuş. Evet. Bir iç bir dışın oluşturduğu. Burada şunu diyorum. ABC üçgeninde bir iç açıortay bir dış açıortay birleştiği yerde oluşan açı X ise üçgenin içinde açıortay almadığım, bu ikisinde açıortayı kullandım, almadığım diğer açının ölçüsü 2 katı 2x. Burası 30 verildiyse ben buraya direkt 60 diyebiliyorum. Yani şöyle bir şekil görürsek doğru mudur hocam? İki tane açıortay birleşmiş, bir iç bir dış. Birleştiği yerde oluşan açı x ise burası 2 katı 2x oluyor. Bu işimize yarayacak gibi hissediyorum. Aynen onunla ilgili soru çözeceğiz şimdi. ABC üçgeninde yine bu sefer 2 tane iç açıortayın oluşturduğu açıdan bahsedeceğim. Burada da 2 dış açıortayın oluşturduğu açı. Bunlar da formüller benziyor. 2 tane iç açıortay geldi, birleşti. Birleştiği noktada oluşan açı x ise yine açıortay özelliğini kullanmadığım hangi açı var? A açısı var. Onunla ilgili bir şey formül veriyoruz. X açısı eşittir 90 derece fix burada 90'ı yazıyorum 90 artı fix. Aynen yukarıdaki A açısının yarısı. İki tane dış açıortay, dış açıortayları tekrar hatırlatalım. Burası iç açıysa içi 180'e tamamlayan burası dış açı, dış açıyı ikiye bölecek. İç açı burası, dış açı burası doğrusal olduğu için dış açıyı ikiye bölecek. İki tane dış açıortay üçgenimizin, ABC üçgeninin dışında bir noktada kesiştiler. Ve burada bir x açısı oluştu. Şu formülün tersi olacak o zaman. Bu formülün. Yani en azından eksi olarak. Dışarıdaysa dışlıyorum eksi oradan aklımızda olabilir. Dışarıdaysa çıkartıyorum, içerideyse topluyorum, dahil ediyorum. 90 artı a bölü 2, 90 eksi a bölü 2. Açıortay özelliğini kullanmadığım, açıortay almadığım diğer açının yarısını alarak. Mesela diyelim şurası 80 derece hocam. 80 bölü 2, 40. 90 artı 40, 130 olacak. Aynen doğru öyle. Mu? Doğrudur. Süper. Bu da tam tersi. Hemen geldik hatta onunla ilgili bir soruya. Demiş ki burada bize x eksi y 40 derece olarak vermiş. Bir form, bir denklem vermiş. Hem içli hem dışlı vermiş hocam. Aynen öyle. Şimdi iki tane iç açının oluşturduğu ABC üçgeninde x açısı mı var burada? Evet. X açısının formülü neydi? Hocam 90 artı ma bölü 2. Kalemimiz neyse şununla yazayım. 90 artı 90 derece artı A açısı bölü 2. Bölü 2. Şu da hocam. Y, y açısı var. Hemen söylüyorum hocam. Y eşittir 90 eksi M E bölü 2. Yok yine M A bölü değil mi? Yukarıda. Tabii pardon. Tabii. Tamam. Şimdi, doğru. Tamam. B ve C hangi üçgenin? A, B, C üçgeninin iki dış açısı. A'yı kullanmadım yine. M A bölü 2. Şimdi bir de verilenler ne? X eksi Y eşittir 40. Ne yapacağım buradan?
İşte ona yapalım hocam. Şimdi bu ikisini birbirinden çıkarttığım hali, bu iki denklemi birbirinden çıkartırsam x eksi y yerine 40 yazabileceğim. Doğru. Şimdi şuradan bir yazalım. X eksi y eşittir. Çıkartıyorum ya. Eksi evet. 90 oldu. Artı 90 eksi 90 götürdü. Gitti. Eksi ile eksi çarptım. Burası artı olacak. 2 tane ma bölü 2 ne yapar? Yani o zaman 2 ma bölü 2 yapar. Yani 2 yarım 1 tam etmez mi? Evet. O zaman ma yapar. Aa, soru direkt tamam, çıktı. Tamam. Zaten x eksi y neydi? 40. 40'tı. Bana ya? Da a açısını soruyordu. Deminden beri bunu mu soruyorsunuz? Allahsızlar. Direkt x eksi y'ye eşit oldu. Ama tabii bunu görüp buradan çıkartmak tabii lazım. Tabii ki x Formül. Ve y'nin formüllerini yerine yazdığımızda buradaki denklem zaten x eksi y'yi vermişti. X eksi y yerine direkt 40 yazdığım zaman zaten 90'lar birbirini götürdüğü için burada da toplamdan a geldiği için 40'a eşit çıkıyor. Formüller önemli. Geçtik. 90'ların pop müziği de çok güzeldi hocam. Evet, ne alakası var? Gerçekten ne alakası var? Burayı keselim Ertuğrul. Evet. Geldik. Şimdi bir özellik daha veriyoruz. Bir evet. üçgenin herhangi bir köşesinden çizilen iç açıortayıyla. O hangisi oluyor hocam? Onu gösterelim. ABC üçgenine odaklanırsak buradaki bizim asıl üçgenimiz ABC üçgeni. ABC üçgeninde B köşesinden bakın iç açıortay doğrusu gelmiş. Yani kastedilen bu değil mi? Devam edelim. İç açıortay ile diğer köşelerinden çizilen. Hemen durdum. B'den iç açıortay geldi. Demek ki A ve C'den dış açıortay istiyor benden. İç açı burasıysa 180'e tamamlayan, onu 2'ye bölen dış açıortay. İç açı buysa 180'e tamamlayan dış açı, 2'ye bölen dış açıortay. 2 tane dış açıortay, 1 iç açıortay geldi. Bir noktada kesişirler. O da burası mı hocam? Aynen, o da bu nokta. Dış çemberinin merkezidir. Şimdi burada önemli olan şu. Demek ki ben soruda bana şöyle bir şey hiç vermese, iki köşeden bir iç bir dış bir noktada birleştiyse ve bana bu doğruyu hiç vermediyse ben diyebilirim ki o zaman ben bu köşeden D'yi birleştirdiğim zaman burası kesinlikle açıortay olmak zorundadır. Çünkü üçü bir noktada kesişecekler. Ya da buradan bir iç bir dışı çizmiş açıortayları vermiş ama bu doğru burası yok. Ben buradan C köşesinden de bu noktayla birleştirdiğim zaman bunun açıortay olduğunu söyleyebilirim sorusunu da yapacağız. Ek bilgi yine çember bilgisi. Bu nokta dış teğet çemberinin merkezidir üçgende. O da şöyle merkez bu. Şöyle çizilen bir çember olacak. Be, ek bilgi olarak şimdilik böyle bir kulak arşına aldık. Şurada ne demiş hocam? ABC üçgeninde BD iç açıortay. Gösterdik orada tekrar. BD doğrusu ABC üçgeninde iç açıortay. AD ve CD doğruları da dış açıortay. İlber Ortaylı aklıma geldi. Bugün kafanız böyle, bayağı dağıldı. Geometri böyle hocam böyle hani kafa şey oluyor. Çağrışımlar. Tabii. Geldik sorumuza. Hayda. Şimdi açıortaylar var. Bir 40 derece vermiş. Alfayı soruyor. Çok güzel bir bilgi. Sakin. Tek tek anlatalım hocam. Evet. Burada başlayalım. BE ve AE açıortaylar demiş. Zaten göstermişiz burada. 40 dereceyi vermiş. Alfa kaç derecedir? Var mı bir fikriniz? Alfa burada. Hocam evet. Bunun dış açıortayı şurayı bulmamız lazım mı? Şimdi açıortayla ilgili biz ne gördük özellik olarak? Bir iç bir dış açıortayın oluşturduğu açının formülü x'e 2x. İki tane iç açıortayın oluşturduğu açı 90 artı a bölü 2. İki dış açıortayın oluşturduğu 90 eksi a bölü 2. Doğru hatırladım. Bir de ne dedik? İki köşeden çıkan bir iç bir dış açıortay varsa diğeri de açıortay olmak zorundadırın kuralını vermiştik. Burada aslında birçoğunu görebiliyorum. Tane tane hocam gösterirsek. Şu üçgene odaklanıyorum. Tamam. Şuradaki üçgenimizi şöyle yapalım. Şimdi bu üçgende bir iç açıortay gelmiş mi? BE iç açıortay. Doğru mudur hocam? Aynen. Tamam. İç açıortay buradan hop gelmiş. Diğer köşeden de bakın dış açıortay şurası değil mi? İç evet. açı burasıysa dış açı. Dış açıyı ikiye bölmüş. O zaman A ve B'den birer açıortay gelip burada birleştiyse C köşesinden çıkan ve o noktayla birleşen doğru da mutlaka açıortay, dış açıortay olmak zorunda. C açısının iç açı burasıysa dış açı tamamı. Bu açıortay olacaksa burası da alfa olacak. Alfa diyebilirim. Böyle bir özellik kenarda dursun. Başka ne görüyorum? Buradan ilerleyemedim. Şurada bakın. Şu şekli gördüğümde şu doğruyu görmeyin. X'e 2x kuralını hatırlattı mı? Evet. Orada tersten çizmiştik. Kafa doğru, karışmasın. Asıl üçgene odaklandığımda bir iç, bir dışın birleştiği açı 40'sa diğer açı iki katı 80 derece. Bunu başta göstermiştik değil mi hocam? Getirelim hemen. Hatırlayalım mı? Hatırlayalım tabii. Şu muydu hocam? Yok. Hatırlayamadık. Nerede o? Nerede o? Ha burada. Burada.
Ne demiştik? Bakın burada asıl üçgene, asıl burada üçgeni bir çiziyorum. Hı hı. Bir iç, bir dışın oluşturduğu açı x ise, üçüncü açı 2x dedim. Bunu nerede gördünüz hocam? Burada tekrar gösterelim bunu. Şimdi asıl bu üçgene odaklanıyorum. Evet. ABC üçgeni. Hı hı. Bir iç, bir dış açıortay geldi. Evet. Burada oluşan açı x ise dedik. Açıortay kullanmadım. Diğer açı 2x. 40 ise 80'dir dedim. 80. Soru tamam. Bitti zaten. Burası 80. Doğrusal burası. Tamamı 180, 180 olacak. Bu 80 ise buraya 100 kaldı. Onlar da 50. 50. Bölüşecekler. Alfa eşittir 50 derece olacak. İşte, oldu mu? İşte şu, oldu da. İşte niye şöyle? Bunun aynısını bana sorsalar böyle şeklini de görsem. Ama geometri böyle bir şey. Yani görelim böyle böyle döneceğiz. Ama gördüğün zaman çok mutlu evet. olmuyor musun? Çok acaba? Çok acayip. Acayip mutlu oluyorum. Görün gençler. Evet. Yani aynısını verseniz zorlamayacaktır. Çünkü şimdi, böyle ters geliyor. Şimdi burada evet. aslında bilerek biraz zor bir soru seçtim. Hocam zaten her zaman kendinden geçmiş çıkacak evet. buradan. Bunu hak eden bir soru. Aslında birçok test kitabında var olan bir soru tipi bu. O zaman dikkat edin gençler. Karşınıza çıkabilecek bir soru tipi. Şimdi genel olarak ben bu soru tipinde şunu söylüyordum öğrencilerime de. Yani böyle bir tane dörtgen vermiş. Mektup şeklinde köşegenlerini çizmiş. Burada çok tuhaf açılar var. Özel açı değil hiçbiri. 82-49 hani ne alaka ne yapayım onunla. Alakasız bir açı vermiş ve bir tane açıortay vermiş. O zaman bu soru tipi açıortay özelliğini kullandırtan bir soru tipidir. Uyanın dörtgen olacağız. Olduğunu söylemiş, açıortay demiş, 82-49'u vermiş. Şimdi burada ne yapıyorum? Kırmızı yazalım hocam, kırmızı var mı? Kırmızı biraz şu olabilir aslında, bakayım. Evet, bu olur. Güzel yazıyor. Hı-hı. Şimdi açıortay özelliğinde şöyle bir şey görmüştük. A, şuradaki A, D, C üçgenine odaklanırsam. Evet. Buradan bir tane iç açıortay gelmiş mi? Geldi hocam. Şuradan bir doğru ve buradan da bir doğru daha birleşmiş. Aslında şunu hatırlatıyor bana. Bir iç, iki dış açıortay bir noktada birleşirler. Hemen kontrol ediyorum. Uzattım doğrusal bir şekilde. İç açı 82 ise... Şurası dış açı değil midir? Evet. Dış açıyı tam ortadan ikiye bölmüş mü? Yani burası da 49 çıkacak mı kontrol ediyorum. Hı hı. 82 ile 49'u topladım. 120, 131 mi? Evet, o zaman o da 40 olur. Baştan söylediğim için hemen 4 işlem yapmadım. Yok, 31 ya. 131, 49, 91'den hemen şey yaptım. Burası da 49 derece oldu. Demek ki 49-49 burası dış açıortaymış. Evet. Burası açıortay doğrusu. Bu da açıortay doğrusuysa 3. köşeden çıkan da mutlaka açıortay. Dış açıortay. Şurası iç açımız değil mi? Evet. 180'e tamamladığım yer burası dış açı. 2'ye bölecekse burası da alfa diyebilirim. Evet. O zaman soru aslında bitti. Şu üçgene bakarsam ben buradaki açıyı bulamaz mıyım? Hangisini hocam? Ha buluruz tabii canım. Şunu kapattım. 82, 28 daha. 28, 30 desen 110. 110, burası 70. 70 kaldı. Tamam, doğru yaptık hocam. Değil mi? 110, bu da 55. 110 kaldı. 55-55 bölüştüler. Alfa eşittir. 55 derece. Bu soru tipi dediğim gibi birçok yerde karşınıza çıkabilir. Peki güzel burayla alakalı, şimdi özellikle sözelci arkadaşlarımız yani nasıl bir çalışma yürüsünler hocam? Çizsinler mi, şey yapsınlar mı? Bunları çünkü görmeleri lazım. Geometri görme işi diyoruz ama aslında biraz da soru tipi görme ve çok soru çözme, pratik yapma işi geometri dersi. Hı-hı. Şimdi bu soruyu aslında onun için seçtim. Tamamen görmek üzerine bir şey. Aslında bu az önce gördüğümüz özelliğin aynısını kullandığımız bir şey. Ama sadece burada bu dış açıortayı görmemiz gerekiyor. Bunun için de çok fazla soru çözmemiz gerekiyor. Tabii bunlar burada kalmıyor. Bizim oynatma listelerimiz var. TYT, AYT oynatma listelerimiz. Daha ayrıntılı. Lütfen buradaki konuları pekiştirdikten sonra gidin oradaki oynatma listelerimizden de bu konuları çalışmaya devam edin. Üstüne pekiştirin ve olabildiğince çok kaynaktan soru çözmeye çalışın. Bu şekilde geometride soru çöze çöze aslında bir şekilde görmeye başlıyoruz bir süre sonra ve gerçekten çözmeye başlayınca geometri bulmaca gibi o kadar keyifli ve o kadar biraz öveyim geometriyi. Bu zaten gerçekten çok keyifli geliyor. O zaman açıortayla ilgili söyleyeceklerimi söyledik mi hocam? Aynen. Yani açıortayı ayrıca bir konu olarak da işleyeceğiz ama üçgende açıların içinde vereceğimiz özellikleri bu şekildeydi. Gençler güzel güzel A4 alıyorsunuz ya da defter alıyorsunuz, bunları yazıyorsunuz. Bak vallahi sütüme helal etmem. Bak burada sizin için geometri dinliyorum ben, tamam mı? Onun için siz de bunu öğreneceksiniz. Gayet de zevkli bir ders. Üçüncü partta yine kenarortay ve yükseklik özelliklerinden devam edeceğiz. Ve üçgende açılar ünitesinin sonunda da yine ödev sorularımız olacak. Onur hocama ödevlerimi vereceğim. Sizlere de vermiş oluyorum aynı zamanda. Bu şekilde devam edeceğiz.